saatte görüşüyoruz. Şimdi 6 saatte görüşüyoruz. Sen de konuşursan söyle. Nasıl? Konuşmanın bir şey yok. Yarın Masiden. Hikayeli ablasının program yok değil mi? Hı? Problem yok. ...99 hafta boyunca Galatasaray'dan yükselttiğimiz hakikat ve adalet çığlığımızı, barışçıl buluşmalarımızı polis şiddetiyle yasaklayan ve ardından 46 kişi hakkında açılan dava ile ilgili bugün 4. kez Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Yargılanıyoruz çünkü bu ülkede hukukun ve adaletin hiçbir zaman hak ihlaline uğrayan insanlar için işletildiğini görmedik. Buradayız, her yerdeyiz. Çünkü ne kayıplarımızdan, ne temel hak ve özgürlüklerimizden, ne de bize yasaklanan Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmiyoruz. Bugün öncelikle gözaltında kaybedilen ve bu davada yargılanan
Fehmi Tosun'un kızı Vesna Tosun açıklamamızı okuyacak. Şu tarafa mesela biraz böyle gelebilir. Fotoğraf çekeyim mi? Aynen. Bakıyorum arkadaki. Anayasa hala yürürlükte mi? Anayasanın 34. maddesi herkes önceden izin almadan barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeye hakkına sahiptir diyor. Biz bu hakkımızı kullandığımız için bugün Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Çünkü var olan anayasa vatandaş olarak bizi korumuyor ve başta yargı olmak üzere devletin temel organlarını da bağlamıyor. Yani anayasa, anayasa olma vasfını kaybetti ve sıradan bir metin haline getirildi. Türkiye anayasasız bırakıldı. Anayasal haklar iktidarın izin verdiği kadar kullanılabilir hale geldi. Bu durumda soruyoruz. Anayasa hala yürürlükte mi? Bugünkü 4. celse vesilesiyle bir kez daha hatırlatıyoruz. Cumartesi anneleri ve cumartesi insanlarının yargılandığı bu dava, iktidarın kendi yarattığı siyasi krizi aşmak için yargıyı toplumu susturma, sindirme aracı olarak kullanmasının sonucu ortaya çıkan bir davadır. Bu dava, toplumun her kesiminden insanın haklı bir mücadele olarak gördüğü cumartesi anneleri, cumartesi insanları üzerinden itiraz etmenin, hak talep etmenin, toplanma ve gösteri özgürlüğünü kullanmanın bir suç haline getirildiği, bizzat anayasayı hiçe sayan bir davadır. Bu nedenle haklı olmanın verdiği güçle bize yargı yoluyla gözdağı vermek isteyenlere sesleniyoruz. Bizi korkutamazsınız. Gözaltında kaybedilen sevdiklerimizi aramaktan vazgeçmeyeceğiz. İnkara karşı gerçeği bıkmadan, usanmadan söylemeyi sürdüreceğiz. Başta gözaltında kaybetmeler olmak üzere siyasal şiddetin binbir halinin yaşandığı bu topraklarda hakikatin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerimizi iktidarı elinde bulunduranların istismar etmesine izin vermeyeceğiz. Anayasadan, yasalardan, evrensel hukukun bahsetmenin hiçbir karşılığı olmadığı koşullara rağmen yılgınlığa kapılmadan anayasayı, hak ve özgürlüklerimizi savunmaya devam edeceğiz. Toplumu hak ve özgürlüklerini kullanma ve korumaları için cesaretlendirmeye devam edeceğiz. Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Şimdi bize kayıp yakınları adına Murat Yıldız'ın annesi Hanife Yıldız seslenecek. Biraz geriye gidebilir misiniz? Biraz daha gelebilir misiniz? Şöyle biraz daha alalım. Değerli dostlar, ben 1995 2. ayın 23'ünde Adalet'le tanıştım. İzmir'de. Adalet var diye güvendim, oğlumu da götürdüm karakola. Yıllardır gelinen gün ikinci ayın 27'sinde Kocaeli Adliyesi'ne gittim. Davacıyım dedim. Ve oradan bana söylenen ayın 23'ünde polisler gelecekler, ifade verecekler, sen de gelirsin dediler. Düşün, Mart'ın 23'ü bugün ve ben o acı günün en acısıyla buradayım. Çünkü o bir ay boyunca gecem gündüzüm yoktu, çocuğum da yoktu. Ben de ayın 23'ünde adliyeye gittim, polisler gelecek. Onların yüzüne bakarak soracağım, bak bir aydır çocuğum yok, bana bunu mu yapacaktınız? Nerede diye soracaktım. Ne yazık ki polisler gelmemişti. Gelmemelerin sebebi de neymiş? Görevlerin yoğunluğundan ve bir de maddi sıkıntılar
yüzünden gelemediklerinden yazılı ifadelerini yüzüme okudular. O günü oradan anladım ki buradan bir şey çıkmaz. Geri gittim İzmir'e, karakola gittim. Bak çocuğumu yok ettiniz. Bir aydır yok. Nerede, ne yapacağım ben? Bana bunu mu yapacaktınız dedim. Bana söyledikleri, psikopat oğlum bize oyun oynadı. Elbet bir gün gelir, ondan sorarsın dedi. Ve ben de bugün ayın 23'ü şurada koskocaman adalet diye yazı yazıyor. Acaba içeride adalet olacak mı diye. Çünkü adalet olmuş olsaydı ben İzmir'den Kocaeli'ne, Kocaeli'den Galatasaray Lisesi önüne, oradan da buraya gelmezdim. İşte adaletin bizi getirdiği yer ve bizi suçladığı yer. Biz kayıplarımızın akıbetini ve o adalete güvenmek istedik. Ne yazık ki bunları yaşadık. Hepinize teşekkür ederim. Gerçekten çok acı. Bunu anlatmak hangi ana anlatabilir ki? Ya... İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan seslenecek. Sevgili arkadaşlar, değerli anneler, kayıp yakınları, basın emekçisi arkadaşlar. Adliye önlerinde sürekli aynı şeyleri söylemeye devam ediyoruz. İnsan hakları savunucularının, kayıp yakınlarının, cumartesi annelerinin hakikat ve adalet arayışı kesintisiz olarak sürüyor. Ben bugün sizlere birkaç hususa değinmek istiyorum. Birincisi, açıklamada da bahsedildi. Bizler hiçbir zaman cumartesi meydanından vazgeçmeyeceğiz. Önümüzdeki haftalarda göreceksiniz yeniden oranın bir hafıza mekanı olduğu bilinciyle orada oturma eylemlerimizi gerçekleştireceğiz. Siyasi iktidar aldığı keyfi kararlarla buraları bize yasakladığını zannediyor. Daha sonra da bakın sürekli olarak yıllarca, onlarca yıl boyunca bir hafıza mekanı olarak kullanılan mekanı yasaklayabileceğini zannediyor. Ve bugün burada biz kendimizi savunmak durumunda kalıyoruz. Oysa davacı olan biziz, biz. Kayıplarımızın akıbetini soran biziz. Bu insanları nasıl kaybettiniz? Failler nerede? Niçin bu failleri bulmuyorsunuz? Niçin bunları cezalandırmıyorsunuz? Bunları soran biziz, davacı biziz. Bizi davalı olarak sanık kürsüsüne oturanların utanması gerektiğini söylemek istiyorum. Böyle bir şey nasıl olabilir? Haklarımız için mücadeleyi sonuna kadar elbette ki sürdüreceğiz. Hanife anneye yaşatılan bu acının tarifi imkansız. İktidarda bulunanlar, bu acıları artık yaşatmayın. Annelerin hakikat ve adalet arayışına hürmet edin. Anneler arasında ayrım yapmayın. Bakın, yıllar önce bir söz verilmişti. Cemil'in akıbetinin bulunacağına dair failler bile tespit edildi ama bir türlü o dava açılamadı. Ama biz adalet aramaya devam edeceğiz. Biz artık verilen sözlere kanmayacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte yürüteceğiz. Hep birlikte sürdüreceğiz. Bizim adalet ve hakikat arayışımız kesintisizdir. Sonuç alıncaya kadar da sürecektir. Teşekkür ediyorum. Uluslararası Af Örgütü Londra'dan Türkiye Kampanyalar Sorumlusu Milana Büyüm seslenecek. Herkese merhaba. Türkiye'nin en... Herkese merhaba. Türkiye'nin en uzun süreli barışçıl protestosu, cumartesi annelerinin hakikat ve adalet için mücadelesi
Bugün Çağlayan da dördüncü defa mahkemede yargılanıyor. Barışçıl toplanma özgürlüğü sadece anayasada sağlanan bir hak değildir. Bu uluslararası hukukta garantiye alınmış bir haktır. İzin almak gerektirmez. 700. hafta yaşanan şiddet, gözaltı esnasında yaşanan ihlaller aslında Öztürk Bey'in de dediği gibi yargılanması, yargıya getirilmesi gereken ihlallerdi. Bu 46 kişinin mahkemeye çıkarılıyor olması, bir soruşturmaya bile tabi kalmış olması büyük bir haksızlıktır, insan hakları ihlalidir. Burada olmaktan ve dayanışma göstermekten ve bu davayı takip etmekten başka bir seçeneği yok Uluslararası Af Örgütü'nün. Çünkü bu dava gerçekten yaşanan toplanma özgürlüğü ihlallerinin sembolü halindedir. Öyledir. 2018'den beri takip ettiğimiz bir durumdur ve bu ihlalin sona ermesi, bu davanın derhal sona ermesi ve herkesin beraat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu çok haksız, mesnetsiz, dayanağı olmayan bir dava. Hiçbir hukuk sisteminde dayanağı olmayan bir dava. Bugün umuyorum duruşma beraatle sonuçlanır. Tahmin etmiyorum öyle olacağını ama çünkü sürüncemede devam ettirilen, gerçekten uzatılan bu ihlal aslında dışarıya, başkalarına barışçıl toplanma özgürlüğünün ne kadar tehlikeli bir şey olduğuna işaret etmek için devam eden bir dava. Onun için sona ermesi, beraatle sonuçlanması gerekiyor. Bu çok net. Umuyorum öyle de sonuçlanacaktır. Teşekkürler. İnsan Hakları Dayanışma Ağı adına Ümit Efe seslenecek. Değerli basın emekçileri, sevgili katılımcılar, ben 25 İnsan Hakları Kurumu adına, İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı adına burada bulunduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ülkenin en uzun sivil itaatsizlik ve hak arama mücadelesinin unsurları, özneleri olan Cumartesi anneleri 700. haftada işkence yapılarak gözaltına alındılar. Hak arama mücadeleleri engellendi ve bugün bu burada Çağlayan Adliyesi'nde yargılanmalarının 4. oturumu yapılacak. Ve biz bir annenin çığlıklarıyla hak arama mücadelesindeki sesini demin duyduk. Ve burada onlarca kayıp ailesi bulunmakta. Cumartesi ailesi bulunmakta. Cumartesi insanları bulunmakta. Hak mücadelesinin birçok aktörü ve savunucusu bulunmakta. Ve hepimiz şunun için buradayız. Bu ülkede biz ne yaparsanız yapın hak aramaya devam edeceğiz. İşkence ve kötü muamele uygulamalarınız ve yargı tacizleriniz ne cumartesi annelerini ne de bizi asla vazgeçiremeyecek. Ve bu yüzden bu uygulamalardan vazgeçilmesini ve cumartesi annelerinin yok hükmündeki bu duruşmasının, bu davasından ısrar edilmemesini, bu tacizin durdurulmasını istiyoruz. Ve burada gözlemci olarak 25 İnsan Hakları Örgütü olarak Türkiye'de faaliyet yürüten bulunmaktayız. Vazgeçin. Biz vazgeçmeyeceğiz. Hem kayıplarımızın akıbetinin açıklanmasından hem de bu ülkede demokratik, özgür ve insan haklarına dayalı bir ortama ulaşılıncaya kadar vazgeçmeyeceğiz. Bugün aramızda çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, sendika temsilcisi, milletvekilleri ve parti başkanları ve eş başkanları var. Her birine destekleri ve gösterdikleri dayanışma için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi
dördüncü kez bizi değil kaybedenleri yargılayın demek için içeriye giriyoruz. Duruşma sonrasında içeride yaşananları size aktarmak için yine karşınızda olabiliriz. İçeride yaşadıklarımızı, içeride yaşanacaklara göre tekrardan bir araya gelebiliriz. Haberdar edeceğiz sizi. Katılımınız ve desteğiniz, gösterdiğiniz dayanışma için her birinize çok teşekkür ediyoruz. Hadi. Değerli arkadaşlar, şimdi içeriye gidiyoruz. Belki yayından sonra, duruşmadan sonra orada yaşananlara göre bir yorum yaparız. Bir kere şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar, söylendi. Devletin dini adalettir ve ne yazık ki biz adaletini kaybetmiş, kaybetmekle kalmayıp siyasi düşünüşü için araçsallaştırmış bir siyasi iktidar ve yargılamayla karşı karşıyayız. Bugün cumartesi anneleri, cumartesi insanları da bundan nasibini alıyor. Asıl 700. haftada cumartesi annelerine bu eziyeti, işkence edenlerin yargılanması, cezalandırılması gerekirken yargılanması gerekenler değil, adalet ve hakikat arayışına bulunanlar yargılanıyor. Biz bu yargılamaların niye yapıldığını da biliyoruz. Neden yapılıyor? Çünkü topluma korku salıp en demokratik, en meşru ve en doğru yerde olan mücadeleleri bu şekilde susturarak toplumda oluşturulmaya çalışılan korku duvarlarını biraz daha yükseltmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimleri yargılarlarsa yargılasınlar, bizler bu ülkede adalet ve hakikat arayışına devam edeceğiz, mücadeleyi büyüteceğiz ama daha da önemlisi bu zihniyette olanları bu ülkeden gönderip, iktidardan indirip yeniden hukukun üstünlüğünü tesis edeceğiz diyorum. Bu yargılamada geçen günlerde gerçekleşen Gezi yargılaması gibi, Boğaziçi Üniversitesi yargılaması gibi onlarca sayısını arttırabileceğimiz yargılamalar gibi araçsallaştırılmış yargının toplum üzerinde kurmak istediği baskının bir sonucu. Şimdi içeriye geçiyoruz. Bakalım içeride neler olacak. Teşekkür ederim.